YouTube Shorts'ta para kazanmanın ilk şartı kanal ayarlarını doğru yapmaktır. Bir kanal kuruyorsun ve ilk 30 günde 10 farklı ülkeden izlenme alıyorsun. YouTube algoritması seni tek bir ülkeye değil, tüm dünyaya öneriyor. Peki bu nasıl mümkün oluyor? İşte bugün sana sıfırdan bir global Shorts kanalı açmanın tüm ayarlarını kimsenin paylaşmadığı gizli detaylarıyla birlikte göstereceğim. Kanaldaki ilk hatanın seni dünyaya yayılmaktan nasıl alıkoyduğunu, hangi ayarın seni tek ülkeye kilitlediğini, Shorts algoritmasının uluslararası çalışırken nelere baktığını hepsini tek tek öğreteceğim. Eğer dünya çapında izlenen bir Shorts kanalı açmak istiyorsan bu videoyu sonuna kadar izlemek zorundasın. Çünkü anlatacağım her şey doğrudan görünürlüğünü etkiliyor. Öncelikle şunu bilmelisin. YouTube Shorts'ta başarı sadece iyi bir video çekmek değil, bağımsız içerik artı uluslararası ayarlar artı doğru kategori sinyalleri üçlüsünün birleşimidir. Eğer bu üç sinyali doğru vermezsen YouTube seni sadece kendi ülkende göstermeye çalışır. Peki hedefimiz ne? 1. Kimliksiz değil, dünya geneline hitap eden bir kanal oluşturmak. 2. Algoritmanın seni tek bölgeye kilitlememesi. Şimdi kanal açarken yapman gereken tüm ayarları sana sırasıyla göstereceğim. Kanal adı en önemli global sinyaldir arkadaşlar. Kanal adında kesinlikle Türkçe karakter kullanmıyorsunuz. Ülke çağrıştıran hiçbir kelime ama hiçbir kelime kullanmamalısın. Kanal açıklaman YouTube'un global dağıtımına doğrudan etki eder. Dolayısıyla kısa, İngilizce ve anan işini net bir şekilde anlatan açıklama yazmak zorundasın. Örneğin kanal açıklamanın sonuna Daily Entertaining Shorts from Videos Global Content for Every Audience gibi bir açıklama ekleyerek her gün eğlenceli kısa videolar, her kitleye uygun küresel içerik anlamına gelen bu cümleyi ekleyebilirsin. Yazmış olduğum bu açıklama YouTube'a kanalın İngilizce yayın yaptığını gösterir. 2. Sınırlı bir ülkeye ait olmadığını kanıtlar. 3. Shorts kategorisiyle eşleşir. Şimdi 3. aşamaya geldik. Burası beni en dikkatli bir şekilde dinlemen gereken kısım kanka. Çünkü burada sana yabancı Shorts kanalında burada yapılacak olan en küçük bir hata senin kanalının belki de hiç izlenmemesini sağlıyor ya da senin kanalına global bir şekilde tüm dünyadan izlenme almamanı sağlıyor. Bu hatayı yaşamaman için burada dikkatli bir şekilde beni takip et. Şimdi çok gereksiz detaylara girmek istemiyorum fakat buraya YouTube Studio'dan ayarlar kısmından giriyorsunuz arkadaşlar. Açılan ekranda genel kısmında para birimi var. Bu senin YouTube Studio ayarlarında kazanmış olduğun para birimini nasıl görmek istediğinle alakalı bir ayar. Burayı es geçiyorum. Dilediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Videomuzun en kritik noktası burası. Burada birçok kanallarda çok saçma sapan cümleler duydum. Gerçekten. Yok örnek veriyorum, biri diyor ki ya Almanya'da benim bir kuzenim var. Ben burayı işte Almanya seçersem, kanalı kuzenimin üstüne yaparsam, o da bu ayarlarımı ayarlarsa ben globalden daha çok izlenme alırım diyenler de var. Ya işte ben Türkiye'de ikamet ediyorum. Ben burayı Türkiye seçeyim. Algoritmaya yalancı çıkmayalım diyenler de var. Ya işte ben Amerika Birleşik Devletleri'ni seçeyim. Daha çok dolar ağırlıklı para kazanmak istiyorum diyenler de var. Aynen aynen. Bunun doğrusu eğer yabancı bir Shorts kanalı açıyorsan hiçbir ülke seçmeyeceksin kardeşim. Peki abi neden? Çünkü bir ülke seçersen eğer algoritma seni o coğrafyaya yerel kanal olarak kodlayabilir. Kaldı ki günümüzde YouTube sen video yüklediğinde otomatik bir şekilde senin kullanmış olduğun dili 48 dünya diline çeviri yapabiliyor. Bunu yapabilen YouTube senin videoyu nereden yüklediğini bilmeyecek kadar saçma bir platform değil. Velekim buradaki ayarları Almanya'daki kuzenine yaptırtıp 3-5 tane videoyu Almanya'dan kuzenine paylaştırdığın takdirde de senin videoların aynı şekilde daha çok dünyaya yayılmıyor. Alt kısım en önemli ikinci adımımız. Bakın arkadaşlar, hangi kanal açarsanız açın, isterseniz Shorts kanalı açın, isterseniz uzun video kanalı açın, ister global ister Türkçe içerik kanalı açın, hiç fark etmez. YouTube'da ilk 90 gün içerikleriniz algoritma tarafından test edilir. Hani bu kanal ne kanalı? YouTube bunu test eder. Sürekli senin videolarını birbiriyle analiz eder. Sen kimlere hitap ediyorsun? Sen ne kanalısın? Senin en doğru hedef kitlen ney? YouTube senin paylaşmış olduğun videolardan en çok nasıl verim alabilir? Ben de bundan keyif alıyorum. Var mı itirazın? Bu ve bunun gibi YouTube'un birçok sorusuna cevap olman gerekiyor ve bunun için de kanalının en az 2-3 aylık bir geçmişinin olması gerekiyor. Yani sen algoritma tarafından test edileceksin. Dolayısıyla kanal ayarlarında genel anahtar kelimeler girerken burayı o kadar çok profesyonel doldurmalısın ki sen algoritmaya elinden geldiğince yardım et. Hani de ki ben de bu kanalım de. Benim hedef kitlem bu de. Ben bu tarz insanlara içerik üretiyorum de. Tamam. Dolayısıyla bunları en iyi şekilde algoritmaya gösterebileceğin alan burası. Sen anahtar kelimeni ne kadar doğru bir şekilde girersen belki de senin kanalın 6 ayda oturacağına, 1 yılda oturacağına 1 ayda oturacak. Sen eğer belli bir nişe göre değil de genele hitap eden bir shorts kanalı kuracaksan, viral videos, trending, funny moment, entertainment gibi buraları genel anahtar kelimelerle doldurmak zorundasın. Ya da sen diyelim ki belli bir niş üzerine anahtar kelimeler oluşturacaksın. Yani senin kanalın geniş bir kitleye değil de belli bir dal üzerine hizmet edecek bir kanal olacak. Örnek veriyorum, benim gibi bir eğitim kanalı kuracaksın ve YouTube eğitimleri vereceksin. Ben yabancı bir YouTube eğitim kanalı açsaydım eğer ne tür anahtar kelimeler kullanırdım? Gelin hep birlikte bakalım. Öncelikle YouTube Education yazardım. YouTube eğitimleri yani. YouTube Growth yazardım. How to grow on YouTube yazardım. YouTube'da nasıl büyürüm? İşte YouTube SEO gibi burayı elimden geldiğince nişimle alakalı global anahtar kelimeler girerek anahtar kelimemi daraltmak zorunda kalırdım. Eğer ben belli bir niş üzerine kanal açacak isem. Şimdi burayı geçtik, gelişmiş ayarlar kısmına geldik. Eğer çocuk kanalı değilseniz kesinlikle hayır, bu kanal çocuklara özel değil olarak ayarlamanız gerekiyor. Burası önemli bir nokta. Burada herhangi bir önemli başka bir bilgi yok. Geçiyoruz burayı. Özellik uygunluğuna geldik. Şimdi bunu birçok eğitim kanalları söylüyor fakat ben de söylemek zorundayım. Hiçbir şekilde buradaki bütün özellikleri etkin hale getirmeden bir kere kanalınıza video yüklemeye başlamıyorsunuz. Çünkü sizin YouTube'a robot olmadığınızı kanıtlamanın en net yolu burası arkadaşlar. Her şey burada başlıyor. Şimdi burayı da tamamladıktan sonra yükleme varsayılanları ayarlarına geçebiliriz. Buradan gelişmiş ayarlara geliyoruz. Ardından burada kesinlikle kategori ayarınızı nişinize uygun bir şekilde seçmek zorundasınız. Hani algoritma hakkında demiştik ya, elimizden geldiğince kendimizi ne kanalı olduğumuza dair algoritmaya kanıtlamamız gerekiyor. İşte burada yapacağımız seçim de bu konuyla alakalı çok büyük önem taşımakta. Dolayısıyla kendinize en uygun olan kategoriyi buradan seçiyorsunuz. Aşağıda video dil ve altyazı sertifikası bölümünden video dilinizi İngilizce yapıyorsunuz. İngilizce daha çok uluslararası bir dil olduğu için burayı İngilizce seçmenizde bir sakınca yok. Aynı şekilde başlık ve açıklama dilini de burada İngilizce seçebilirsiniz. Ve bu seçimi de yaptıktan sonra burada herhangi yapmamız gereken başka bir kanal ayarımız kalmadı. Kaydet tuşuna basıp kapatıyoruz. Bir sonraki aşamamıza gelelim. Şimdi kanal profil resmi ve banner ayarlarınızı elimizden geldiğince, biz bir shorts kanalı olduğumuz için ve global bir kanal olduğumuz için metin içermeyen bir logo, aynı zamanda ülke çağrıştırmayan sade bir tasarım yapıyoruz. Ek olarak bu konuda sizlere yapabileceğim en büyük önerilerden birisi ise şu an görmüş olduğunuz gibi benim masaüstü temam koyu. Günümüzde dünya insanlarının %76'sı, evet arkadaşlar bu araştırılmış bir veri, %76'sı YouTube'da koyu tema kullanıyor. Bunun sebebi insanların beyaz temada gözleri yoruluyor. Dolayısıyla konumuzda ne alakası var? Buna değinecek olursak, insanlar koyu tema kullandığı için, bu telefonda da aynı şekilde koyu tema olduğu için, elinizden geldiğince profil resmi ve profil banner'ınızı renk patlaması olan, yüksek kontrastı olan, shorts izleyicinin dikkatini çekecek profil resmi ve banner yapıyorsunuz. Unutmayın arkadaşlar, shorts izleyicilerinin dikkati dağınıktır. Kolay kolay etkilenmeyen bir kitle oldukları için siz elinizden geldiğince kitleyi etkilemek zorundasınız. Akılda kalmak zorundasınız. Eğer bugün anlattığım ayarları doğru yaparsan, kanalını İngilizce temel üzerine kurarsan ve içeriklerini ülkesiz hazırlarsan, YouTube seni sadece Türkiye'ye değil tüm dünyaya önerir. Global Shorts kanalının sırrı içerikten önce doğru sinyaller vermektir. Bu videoyu kaydet, adımları tek tek uygula. Sonuçlarını bana mutlaka yazmayı unutma. Çıkmadan önce videomuza bir like bırakıp kanalımıza abone değilsen bu tarz videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle, kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.